Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle beraber kış öncesi son bir bakım yapmıştık. Hava işte Tokat'ta 17-18 santigrat derecelerde. Yani son 10 gündür 15 gündür ilk defa 17-18'e çıktı. Biz de son bir stok kontrolü yapalım istedik. Bunun devamında size bir video çekip işte son durum nedir? İşte anaar kutusunu göstereceğim biraz hızlı pratik olması adına. Size de bir video çekeyim istedim. Bildiğiniz üzere artık sezon bitti. Bizim burada havalar iyice soğudu. Arı günün çoğu zamanında salkımda geçiriyor. Yarı salkım vaziyetinde. Şöyle sizde bir ana arı kutusu inceleyelim. Stok durumu ne alemde, arı ne alemde diye bir bakalım istedim. Evet, fondan şekeri yolda tabi, biraz fondan şekeri büyük gelmiş. Şöyle şekerimizi alalım. Bu aşağıda dursun. Bismillah. Yani bu dış çıta kıymetli dostlar. Şöyle bundan gösterip de. Mesela bakın, arı yönlü gayet iyi. %50'sini 60'ını sırlamış eteğin. Bakın burada da orta çıta da şey yapmış. Orta kısmını sırlamış. Çok baskın değil ama gene iyi, ideal bir nüfusu var son çıtada. Dört çıta biz bunu kışa sokmuşuz. Bakalım ne durumda. Ne kadar balı var. Bakacağız. Maşallah. Evet, ana arıyı da gördüm, direkt göstereyim. Yerli ana arı kıymetli dostlar, Tokat arısı. Anadolu arısının Tokat ekotipi bir arı, ana arımız. Bakın güzel bir şekilde sırlı balı var. Güzel bir şekilde açığı var. Anaları da kontrol ediyor, geziyor. Nüfusu gayet güzel. Bakın burada aynı şekilde güzel bir şekilde sırlanmış. Şu geri kalık kısım yüksek ihtimalle gözüküyorsa hep komple bal. Yani fondondan dolayı bala şu anda dokunmamış. Gayet güzel bir şekilde stoğunu hazır hale getirmiş. Bunlar bizim ana arı kutularımız. Kış için tedbir alıyoruz kıymetli dostlar. Kış çıkışında ana arı kayıpları maalesef bazen yaşanabiliyor. Ana arı genç dahi olsa bazen hiç alakası bir şekilde, yani belki arıcıdan kaynaklı, bizden kaynaklı. Bazen de işte bizim bilemediğim sebeplerden dolayı ana arı ölümleri oluyor maalesef. İşte bunda da ilkbahar döneminde erken, hani mesela bizim İç Anadolu kısmı için Nisan'da, Mart'ta ana arı bulmak, ana arı üretmek çok zor, çok imkansız. Onun için kıştan, mesela şu an kışa girmeden göz önünde yedekliyoruz, kenara bırakıyoruz ki İlkbaharda olası durumlarda kullanacağız. Ya da onu işte büyük koloni haline de getirebiliriz. Duruma göre hareket edeceğiz. Bakın yine %60'ını sırlamış. Alt kısımlarında çok az bir şey sulu balı var. Nüfusu gayet güzel bu çıtada. Bakın maşallah, bu çıtada yine aynı şekilde 4-5 parmak balı var, sırlı. Alt tarafı hafiften sulu balı var. Arada alt tarafımızdan. Bakın şu bilgiyi de vereyim. Mesela şurası komple sırlı balı değil mi? Arı bu saatten sonra sırlı balın üzerinde durmaz. Eğer ki sırlama yapmış ise, yani arının bal halinin son haline getirirse balı, o saatten sonra üzerine gezinmez. Zaten çok gezinirse sırrı sökmeye başlar. Sırrı sıcaklıktan dolayı sır erimeye başlar. Arı ondan dolayı sırlı balın tarafında olmaz. İşte bizim istediğimiz, bizim görmek istediğimiz şey şudur. Bakın şu vaziyette 3-4 parmak sırrı olacak çıtaların, orta çıtaların özellikle. Arada şu alt tarafında salkım olacak. Zaten arı gördüğünüz üzere hiç kımırdamıyor gibi bir şey. Yani çok az bir hareket ediyor. Bakın bugün 17 derece olmasına rağmen arı böyle. Bizim son bir yaklaşık 20-25 gündür hava sıcakları hep 10 derecelerde, 12 derecelerde. Arı ciddi manasıyla artık çalışmayı bıraktı. Çok ufak çapta suya, işte su ihtiyacını gidermek için veyahut da temizlik ihtiyacını gidermek için ufak çapta giriş çıkış yapıyor. Şu bizim kış öncesi tam istediğimiz orta çıtamızdır. Tekrardan göstereyim. İdeal olması gereken duruma yanaşmış. Biraz nüfusu az. O da işte arının veyahut da arıcının elinde olan bir şey değil. Hava şartlarından kaynaklanıyor. İşte soğuk, çok erken başladı soğuklar. Uzun zamandır da yağmur yağmıyor. Haliyle çiçekler falan kurudu. Polen gelmiyor. Bunlar işte bir tarz arıcılıkta negatif unsurlar. Yağmur, yani güz yağmurlar yağmazsa kıymetli dostlar, arının güz dönemi polen gelişinden dolayı yavru atma kısmında çok büyük sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Burada arıcının çok yapacağı bir şey yok. İşte biraz verilen keklerde, fondonlarda ek polen takviyesi veyahut da polenin ikamesi ürünler kullanılabilir. Bunlar önemli. Bu saatten sonra dediğim gibi şu an stok durumu tam şu gösterdiğim şekilde olması lazım. Bu koloninde olduğu gibi. Bundan az ise üzerine sürekli fondon bulundurabilirsiniz. Veyahut da işte invert şurup verebilirsiniz. Veyahut da hava sıcaklığı 15 derece ve üzerindeyse 2'ye 1, 3'e 1 koyu şuruplar yapabilirsiniz. 15
derecenin altındaki sıcaklıklarda kesinlikle besleme yapmanızı ben tavsiye etmem. Arınızı çeşitli hastalıklara önünü açmış olabilirsiniz. Çünkü arı 15 derecenin altında şurubu çekmeyecektir. O şurup uzun süre orada bekleye bir süre sonra bozulmaya yol açabilir uzun süre beklemelerde. Bir de şunu söyleyeyim. Şu şeylerin yanına, şimdi mesela çıtaları koyduk. Yanlarına kesinlikle iç kısmında bölme tahtası kullanın. Veyahut da işte şurupları ters çevirip koyabilirsiniz. Ben mesela bu anarı kutum için şurupluğum olmadı, bölme tahtam olmadığı için şurupluk kullanıyorum. Ben şurupluğu ters çevirip içine kapıyorum. Ne kadar dar bir alanda koloni çalışır, dar bir alanda koloni kışa girerse ısıtacağı alan haliyle o ısıtmak için harcayacağı enerji miktarı az olacaktır. Buna oranda da bal tüketimi az olacaktır. Bu da arınızın açlık sorunu yaşamadan rahat bir şekilde kışlaması demektir. Yani daraltmanın mantığı da zaten buradan geliyor. Amaç az enerji tüketip arının ömrünü kısaltmamaktır. Bunlar önemli detaylar. Bahsedeceğim bir de başka bir şey. Arınızı da kıymetli dostlar mesela şurada göstereyim. Yaklaşık olarak benim burası işte iki tane tuğla var. Altta da bir tane parke taşı var. Şu görünen yükseklik kadar yerden yükseltmeniz gerekiyor. Tabi bu biraz beni yüksek tuttum belimin ağrımaması için ama yaklaşık olarak minimum bir 30 santim 40 santim yükseltin. Hem bel ağrılarından kurtulursunuz hem de arınızda nemlenme, küflenme, alttan rutubet çekme yağmurlu günlerde, ileride kar yağacak o durumlarda durumundan kurtulmuş olursunuz. Evet, son günlerle ilgili böyle bir genel bir değerlendirme videosu çekeyim istedim. Hem de arıların stoğunu göstereyim istedim. Kış önce stok nasıl olmalı diye. Genel itibariyle anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir şey kafanıza takılıyorsa kesinlikle de yorumlarda belirtin. Ya bu konuyla ilgili doğru farklı karşılaştığınız ekstrem bir durum varsa onunla ilgili olabilir. Hiç sorun değil. Videolarımız da hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videoları beğenebilirsiniz. Kanala da abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.